Çocuğunuzun burnu 2 haftadan fazladır akıyor. 1 aydır nezle. 2 aydır bir türlü akıntılar geçmedi. Çocuğun gribi bir türlü düzelmiyor şeklinde şikayetlerde araştırılması gereken şey aslında çocuğunuzun belki de alerjik olabileceği. Çünkü 2 haftayı geçen grip olmaz. Alerji aslında bizim vücudumuza zararı olmayan bir takım maddelere karşı bizim vücudumuzun aşırı hassasiyetinden kaynaklanıyor. Alerji sürekli bir hastalıktır, genetik bir hastalıktır. Anneden babadan genlerle geçtiği için bunu tamamen yok etmek mümkün değildir. Hayatın belli dönemlerinde alevlenmeler göstererek bu hastalık ilerler. Burada yapılması gereken tedavinin sürekliliğidir. Eğer altında yatan başka hastalıklar varsa onların çözümlenmesidir. Çocuk bize geldi, alerji düşünüyoruz. Ne yapmak lazım? 1. Mutlaka yapılabiliyorsa, yaşı uygunsa neye karşı alerjisi olduğunu saptamaya çalışmak lazım. 4 yaş üzerindeki çocuklarda mutlaka cilt testi, yani kola bir takım maddelerin temasıyla yapılan prick testi dediğimiz, dünyada gold standart dediğimiz prick testiyle neye karşı alerjisi olduğunu bulmaya çalışmamız lazım. Diyelim ki testi yaptık, bir şeyler bulduk. O zaman işimiz biraz daha kolay. Ha, bu çocuğun şuna karşı alerjisi var deyip onunla teması kesmeye çalışıyoruz. Çünkü alerjenle teması kesmek zaten var olan şikayetlerin bir anda %50 azalması anlamına geliyor. Hiçbir ilaç kullanmaksızın. Diyelim ki testi yaptık, hiçbir şey bulamadık. Test sonucu negatif. Bu şu anlama geliyor. Doktorun bakmış olduğu alerji parametrelerine karşı çocuğun alerjisi yok. Ama bakamadığı daha binlerce protein molekülünden herhangi birine karşı alerjisi olabilir. Yani testin sonucunun negatif olması çocuğun alerjisi yok anlamına gelmiyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Bu durumda çocuğun ihtiyacına yönelik olarak ilaç tedavisiyle problemi çözmeye çalışmak lazım. Peki testi yaptık, alerji saptadık. Örnek veriyorum, çimen alerjisi var veya çavdar alerjisi var, kakao alerjisi var. Bunlarla ilgili olarak da kontağı kestik ama hala çocuğun şikayetleri devam ediyor. İlaç tedavisi başladık, her şey çok iyi. Ama aile diyor ki, ya ben ilaç kullanmak istemiyorum, bu kadar uzun süre ilaç kullanıyorum. 1 sene boyunca çocuğun karaciğeri ne oluyor, böbreği ne oluyor? Doktor bey, ne yapacağız bu işi dediğinde, eğer ki alerji testi sonucunda çıkan alerji sayısı 1, 2, 3, maksimum 3'e kadar ise aşı tedavisi çocuklara öneriyoruz veya erişkinlere öneriyoruz. Aşı tedavisi biraz uzun süreli, 2-3 sene, 3,5 seneye kadar sürebiliyor. Eskiden koldan iğne yaparak yapardık bu aşı tedavilerini. Ama şimdilerde dil altına püskürtme veya damlatma şeklinde aşılar çıktı. Bio eşdeğerliliği, yani koldan yapılan aşıya göre neredeyse hemen hemen sonuçları biyo yararlılığı açısından eşdeğere yakın durumda. Aşı tedavisini de yaptık çocuğa. İlaç tedavisini de yaptık. Her şey güzelse sorun yok ama her şey yolunda gitmiyor. Çocuğun ya da erişkin kişinin burun içi etleri çok şiş, hatta nazal polip dediğimiz burun içinde farklı etler alerjiye bağlı da çıkabiliyor. Böyle durumlarda da bütün tedavimiz eğer başarısız olursa yapacağımız şey cerrahi olarak burun içinde alerjinin temel olarak oluştuğu burun içi etlerinin ufaltılmasına yönelik radyo frekans cerrahisi dediğimiz bir cerrahi yapmak. Sizin erkenden bunu saptayarak devamlılığı sağladığınız zaman hakikaten yaşamda saatleri durdurmak ve iyi bir yaşam kalitesi sağlamak tamamen sizin elinizde. Thank you.